Bismillah. Kâlel âlimu rahimehullâhu. Allah rahmet eylesin. Alim dedi ki, alim deyince kimi kastediyor Mete? İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi kastediyor. Evet. Erâke, yani görüyorum ki kat ebsarte ba'da uyûbihim. Yani bunların bazı eksiklerini gösterdin. Vel hüccete aleyhim. Onlara karşı bir delil ortaya koydun. Velakin kullahum. Yani onlara sor. Onlara sor. İza kalu. Şöyle dedikleri zaman. Ela yes. Bak buralar hakikaten çok değerli, önemli yerler. Kaldı ki yani bu İmam-ı Azam'ın bu eserinin kurucu bir eser olduğunu gösteren hususiyetler. Yani her şeye rağmen Maturidi düşüncesi ne diyelim daha özgürlükçü bir yapı arz ediyorsa onların temellerini bulunan yer burası arkadaşlar. Bu tür ifadeler. İzâ kâlû şöyle dediklerinde derler. Esmâ vesiyâ ashabî sallallahu aleyhi ve sellem. Mana merkezli bir tercümeyi tercih edeceğiz. Motomot tercümeyi tercih etmeyeceğiz. Motomot tercih ettiğimiz zaman manayı kaybetmemiz çok mümkün yani. Yani şimdi mesela motomot yapalım. Yani seni nasıl genişletir? Hazreti Peygamber'in ashabını genişletmeyen şey seni nasıl genişletir? Motomot yaptığımız zaman böyle bir şey çıkıyor. Yani manaya odaklandığımız zaman yani Allah Resulü'nün arkadaşlarının, ashabının yapmadığı bir şey, konuşmadığı bir şey hakkında sen nasıl konuşabilirsin? Tamam mı? Böyle bir anlam çıkıyor. Bela, yes yani, evet, yani ben konuşabiliyorum. Ma vesiyahum, onların konuşamadığı veya konuşma imkanı bulmadığı şeyleri konuşuyorum. Lev bir menzilletihim, yani onların, bu saydım, evet onların konuşamadıklarını yani ben konuşurum. Ve leyse bi hadrati mislellezî kâne bi hadratihim. Yani bizim durumumuz onların durumu iyi odaklanın arkadaşlar manayı. Yani benim gözümden kaçan bir şey olursa bir duyarım. Fakat itteleyne yani biz imtihandan geçiyoruz. Yani bir sıkıntı yaşıyoruz. Nedir o? Bimen yet'anu aleyna. Yani bize böyle söğüt sayanların olduğu ve yestahillu ettimâ minnâ kanımızı helal göre yani canımız helal derin olduğu zaman felâ yesi'anâ ellâ na'lemâ minel muhti'i minnâ vel musîbi. Yani şimdi biz tamam mı? Yani hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Yani bunu bilmeyeceğiz mi? Yani bilmek için uğraşmayacağız mı? Gayret göstermeyeceğiz mi? وَأَلَّا نَذُبَّ عَنْ أَنْفُسِنَا وَحُرُمِنَا. Yani bizim de izzet-i nefsimizi, tamam mı? Canımızın dokunulmazlığını korumamız lazım. Yani bunları tehlikelerden savuşturmamız lazım. فَمِثْلُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem kavmin, yani Hazreti Peygamber'in arkadaşlarının durumu şu topluluğa benzer. Neyse bi hadratihim men yukatiluhum fela yetekellefune silaha. Yani şimdi yani özellikle bu tartışma var. Yani Hazreti Peygamber döneminde düşmanları var. Müşrikler onlarla savaşıyorlar. Fakat kendi aralarında bir ne var? Bir birliktelik var. Toplumun içerisinde herhangi bir şey yok. Yani sıkıntı yok. Sonuçta Hazreti Peygamber birleştirici ve ortak bir nokta. Ama yani Hazreti Peygamber sonrasını düşünün. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yaşadığı ortamı düşünün. Tamam. Onu kastediyor.
anladığım kadarıyla. Yani onlar zamanında böyle işte silaha sarılmak zorunda kalıp savaşılacak bir ortam yoktu. Yani toplum içerisinde bunu kastediyor. وَنَحْنُ قَدْ اِتَّلَيْنَا بِمَنْ يَتَعَنُ عَلَيْنَا. Halbuki bizim bulunduğumuz ortada, ortamda bize sövenler var, sövüp sayanlar var. وَيَسْتَحِلُّ اِمَاءَ مِنَّا. Yani içinde yaşadığımız, beraber olduğumuz toplumdaki bazı insanlar bize sövüp sayıyorlar. Ondan sonra kanımızı da helal görüyor. مَا اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا اَفَّ لِسَانَهُ عَنِ الْكَلَامِ. Yani şununla birlikte eğer kişi yani dilini bunlardan çekerse, yani konuşmazsa, herhangi bir şey söylemezse, fihime ihtelefe fihim nasu, insanların ihtilaf ettikleri, tartıştıkları konuda herhangi bir şey söylemezse, ve kad semi'a zalike, ve bunu duyar, lem yutik en yekuffe kalbehu, ve yani kalbini de bundan çekmeye güç yetiremezsin. Duyuyor ama yani kalbinde bunu ne yapıyor? Değerlendiriyor. Bennehu, çünkü lebutte bil kalbi, kalbin şöyle bir durumu vardır. Men en yukri, men en min en ne diyelim, yukrahu ahadul emreyni evul emreyni cemi'at. Yani kişinin şeyden de bakalım arkadaşlar. Orada nasıl bir anlam vermiş? Oradan da bakalım. Çok da şey yapmayalım. Evet. Hocam, nefret etmek mi? Nasıl? Nefret etmek. Yükrih. Yükrih, nefret etmek de yani şöyle cümlelerin anlamlarını karşılaştırıyor. Şimdi yukrihu diyelim, yukrihu demeyelim. لَبُدَّ بِالْقَلْبِ مِنْ اَنْ يُكْرِهَا اَحَدَ الْاَمْرَيْنِ اَوِ الْاَمْرَيْنِ جَمِيًا. Yani insan, kalp, bu yaşamış olduğu durumu, bu her iki durumu, tamam, yani konuşmuyor ya işte kalbini bu tür şeyleri düşünmekten alıkoyamıyor. Bu her ikisinden de hoşlanmayabilir veya herhangi bir durumdan hoşlanmayabilir. فَأَمَّا اَنْ يُحِبَّهُمَا وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ فَهَذَا لَا يَكُونَ. Şimdi bunun bu her iki durumu da sevmesi, yani ihtilaflı olduğu halde, birbirine zıt olduğu halde her iki durumu sevmesi لَا يَكُونَ. Olmaz. Tamam, mümkün değildir. فَاِذَا مَالَ الْقَلْبُ اِلَى الْجَوْرِ اَحْلَى. Şayet kalp zulme meylederse, tamam, zulme meyil gösterirse, yani ondan yana bir tavır koyarsa, اَحَبَّ اَحْلَى, onu yapanları da sevmiş olur. وَاِذَا اَحَبَّ الْقَوْمَ, bir topluluğu da sever ise, كَانَ مِنْهُمْ, ne yapar? Onlardan olur. وَإِذَا مَالَ الْقَلْبُ إِلَى الْحَقِّ وَأَهْلِهِ, eğer kalp hakka, doğruya ve onu savunanlara, yani onun ehline meylederse, كَانَ لَهُمْ وَلِيًّا, o zaman dost olur, onların dostu olur. وَذَلِكَ, işte böylece بِاَنْ تَحْقِيقَ الْاَعْمَالِ وَالْكَلَامِ لَا يَكُونُ illa min qibalil kalb. Ha, buradan anlaşılıyor ki yani fiillerin, insanın eylemlerinin gerçekleşmesi, sözün ortaya çıkması ancak nasıl olur? Ancak kalp tarafından olur. Tamam, yani burada muhtemelen bu kalple kastettiği şey sadece ne diyelim, insanın duyusal, duyuşsal boyutu değil. Yani zihni bir faaliyeti de, eylemsel bir boyutu da, boyuta da geçişi ifade eden bir süreci kastediyor arkadaşlar. Yani zihin ve gönül birlikteliği diyebiliriz. Yani bu ancak yani eylemlerin gerçekleşmesi,
sözün gerçekleşmesi ancak kalp cihetiyle olabilir. Ve derdi ki böyle yine bu şekilde enne men amene billisanihi, her kim diliyle iman eder ve lem yu'min bi kalbihi, kalbiyle iman etmez ise lem yekun indallahi mu'mine, bu kişi Allah katında, Allah nezdinde, Allah'a göre ne olmaz? Mümin olmaz. وَمَنْ آمَنَ بِقَلْبِهِ, yani her kim de kalbiyle iman eder وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِلِسَانِهِ, fakat bunu diliyle söylemez ise كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ مُؤْمِنًا, Allah katında, Allah nezdinde bu insan nedir? Mümindir. Evet, yani çok anlamlı ifadeler. Aslında yol, yöntem, usul gösteren ifadeler. Yani şunu da peşinden ifade etmiş oluyor. Yani hayat durağan bir şey değildir. Durmadan akan bir şeydir. Gerçekliği değişebilmektir. Ve bu gerçekliğe uyum sağlayıp gerçekten problemleri çözen bir zihniyet oluşturulacak ise ilkesel bir bakışla vakayı değerlendirmek ve ona göre hareket etmek gerekir. Çok anlamlı değil mi? Yani Hazreti Peygamber zamanında sahabenin Hazreti Peygamberi var. Onunla birlikte ortak noktaları var. Yani birçok problemler çözülüyor. Dolayısıyla çok fazla tartışmaya da gerek olmuyor. Ama o gitmiş, çok farklı bir ortam, hatta yani olabilecek en kötü ortamlardan bir tanesi. O zaman bu ortam neyi gerektiriyorsa, tamam, bu ortam neyi gerektiriyorsa, yani demek yanlışlara da boyun eğiyor, boyun eğmek gerekir anlamına gelmez. Ne anlamına gelir? Şu anlama gelir. Biraz daha çok sıkıntı çekmek anlamına gelir. Ama gerçekten ahlaklı ve vicdanlı bir insanın yapması gereken şey neyse onu yapmaktan geri kalmaması anlamına gelir. Bu itibarla çok önemli ifade edilir. Evet arkadaşlar, bu paragrafa ilişkin kaçırdığınız bir şeyler var mı? Öyle okuduğumuzda devam edelim. Evet, kuzu gibi dinliyorsunuz maşallah. Hiç itiraz etmiyorsunuz. Galen mutaallimu, öğrenci dedi ki, bu öğrenci kim? Seberkandi, değil mi? Soruları soran Ebu Muti miydi? Ebu Muti es-Seberkandi'ydi, değil mi? Dedi ki, yani bu bir anlamda, yani bu kitabın rivayet edilmesi Semerkandî, yani Mavera-ül-Nehir bölgesindeki ilmi birikimin, yani özellikle Ebu Hanife'nin ilmi mirasının kökleştirilmesinde, yerleştirilmesindeki önemli isimlerden bir tanesidir. Temellerindendir. Bu ve kemâ kultu. Evet, yani dediğiniz gibi. وَلَكِنْ بَيِّنْ لِي, fakat yani ey üstad bana açıklayabilir misin, açıklar mısın? هَلْ يَذُرُّنِي, bana zarar verir mi? اِذَا لَمْ اَعْرِفْ الْمُخْتِئَ مِنَ الْمُصِيبِ, yani ne diyelim, yanlış olanı doğru olandan ayırt edemez isem, yanlış olanı, yanılmış olanı isabet edenden, doğru eden, yani doğru bir bakış açısı ortaya koyandan ayırt edemezsem, yani doğru kim, yanlış kim, bunu bilmez isem, bu durum bana zarar verir mi? Yani çok esaslı sorular soruyorum esasında. قَالَ الْعَالِمُ رَحْمَهُ اللّٰهُ, alim Ebu Hanife, Allah rahmet eylesin, dedi ki لَا يَضُرُّكَ فِي خَسْلَةٍ, yani bazı özellikler açısından sana zarar vermez.
ve yadurruke zarar verir. Ba'de fi hısalin gayre vahidetin. Yani bir tane olmayan bazı özellikler olur ise bu sana zarar verir. Tamam mı? Yani bunun bir takım durumları vardır. Bu durumların bir kısmı sana zarar vermez, bir kısmı da zarar verir. فَاَمَّ الْخَسْلَةُ الَّتِي لَا تُدُرُكَ وَيَا تَدُرُكَ. Sana zarar vermeyen özelliği şudur, bu durum. فَاِنَّهَا اَنَّكَ sen لَا تُؤَخَدُ بِعَمَلٍ مُخْتِي. Yani hatanın, yanlış yapanın fiilinden dolayı ne diyelim, hesaba çekilmezsin. Bundan dolayı sorgulanmazsın. Yani sana zarar vermeyecek hususu bu. وَاَمَّا الْخِسَالُ الَّتِي تُضِرُّكَ. Yani sana zarar verecek hususiyetlere, özelliklere gelecek olur ise فَوَاحِدَةٌ مِنْهَا. Bunlardan bir tanesi de nedir? اِسْمُ جَهَالَةِ يَغَوْ عَلَيْكَ. Yani sana cahil diyecekler. Yani senin için cehalet söz konusu olacaktır. لِأَنَّكَ. Çünkü لَا تَعْرِفُ الْخَطَعَ مِنَ السَّوَارِ. Çünkü sen neyi yapamıyorsun? Yanlışı doğrudan ayırt edemiyorsun. Ne yanlıştır, ne doğrudur bilemiyorsun. Yani bunun sana mutlaka neyi olacak? Bir zararı olacak. Evet, ekrandan okuduğumuzu biliyorsunuz. Ekrandan takip edenler. Gözüküyor hocam. Eyvallah. Keşke şöyle bir gösterge de olsa, buradan göstere göstere okusak, o da hoş olur. Ama tam mümkün olmuyor. Yani bu farenin ne var ama neşli göğü bilmiyor. Şöyle hareket ettirdiğinde görün arkadaşlar. Görünmüyor galiba. Evet, biri görünmüyor değil mi? Ben gördüm hocam ama. Görüyor musun? Yani ayırt etmek buradan bir şey yapalım. Devam edelim. Dikkatli bakınca görünüyor. Neyse, o kadar da gözünüzü yormuyor. Neyse, siz zaten şey bulduğunuz zaman devam edersiniz. Birinci zarar bu. Evet, yok, Muhammed bir şey mi diyorsun? Aynen hocam. O hiç takip edilecek de çok rahat bir şekilde. O da bu sefer şey yapalım. Yani mesela yukarıdaki hocam görüntü kısmını şey yapabilirsiniz, iddia edebilirsiniz. Yok, anladım. Yok, anladım da. Yok, gene değişmiyor. Neyse artık yani alışır arkadaşlar takip etmeye. Tamam. Evet, birinci zarar bu. Tamam mı? Yani yanlışı ve doğruyu ayırt edemezsin, bilemezsin. Ve saniyetu, ikincisi asa en yunzile bike mineş şüpheti ma veya yenzile diyelim. En yenzile bike mineş şüpheti ma nezele bi gayrike. Seni kurtar, yani şüpheden kurtarmaz. Yani başkasını şüpheden kurtarmaz. Yani bu durumun seni şüpheli bir durum içerisinde koyar. Yani başkasını kurtardığı gibi veya başkası için söz konusu olan şüphe senin için de söz konusu olur. Bu şüphelikten kurtulamaz. وَلَا تَدْرِي مَا الْمُخْرِجُ مِنْهَا. Yani bu şüphenin içerisinden çıkaracak şey nedir? Onu bilemez. Niye? لَاَنَّكَ لَا تَدْرِي اَمُس۪يبٌ اَنْتَ اَمْمُخْتِيُونَ. Yani sen yani doğruyu buldun mu yoksa yanlış mı yaptın? Bunu bilemiyorsun ki şüpheden nasıl kurtulacaksın. Yani şüpheden kurtulacak şeyi bilemiyorsun. فَلَا تَنْزِيَ اَنْهَا. Dolayısıyla yani seni bunun içerisinden çekip çıkaracak, uzaklaştıracak bir şeye sahip değilsin.
İkincisi de bu. Yani şüpheden kurtulamıyorsun. Senin bu şüpheden kurtulacak bir argümana sahip değilsin. Ve telisetu, üçüncü zararı, la tedri men tuhibbu fillahi ve men tabgudu fihi. Yani kimi Allah için seviyorsun ve kimden Allah için nefret ediyorsun, bunu da bilemezsin. Niye? لَنَّكَ لَا تَدْرِي الْمُخْطِئَ وَالْمُصِيبَ. Çünkü sen ne yapamıyorsun? Yanlışı doğrudan ayırt edemiyorsun. Bu ne ilişki var mı arkadaşlar? Kaçırdığınız kelime herhangi bir şey. Evet. Öğrenciye geliyoruz. Soruya. قَالَ الْمُتَعَلِّمُ. Öğrenci dedi ki, evet. Hocam, hocam hani şey, sana tek bir faydası var diyor ya. Yok, yani bir noktada zarar olma. Bir noktada zarar olma. Ha, bir noktada zarar olma. Şey, o hangisi? O en başta. Hocam, ben ne için ona bir zararı dokunuyorum? فَاِنَّهَا اِنَّكَ لَا تُعَخَذُ بِعَمَلِ الْمُقْتِي. Yani yanlışın yaptığından dolayı sen cezalandırılmazsın, hesaba çekilmezsin. Burada eylemlerin kişiselliğini, bireyselliğini ifade ediyor. Yani yanlış yapan kendi adresiyle yapmıyor. Yani başkasının yanlışından dolayı sorumlusun. Öyle değil mi? Bunu ifade ediyor. Yani ayette de geçer ya, böyle tedir vaziletin bir yokluğa. Kimse kimsenin günahını çekmez. Yani sen hiçbir dahilin yok. Yani yanındaki adam bir halt işlemiştir. Bir günah işlemiştir. Bir suç işlemiştir. Götürse, hakim sen aleyhine hüküm verse olur mu bu? Halledilebilir mi? Edilemez yani. Yani bu bir ilkedir. Tamam, temel bir ilkedir. Yani bu yanlışı yapan adamın bu şeyi sana zarar vermez. Yani onun ameli sana zarar vermez. Yani ondan sen sorumlu tutulmazsın anlamında değil. Ama yani sen doğruyla yanlışı ayırt edemiyorsan bu tehlike yoktur anlamına gelmez. Sana bazı noktalardan zararı vardır diyor. Elhamdülillah. Onları açıklıyor. Tamam. Elhamdülillah. Eyvallah hocam. Evet. Sen de sağ olasın. قَالَ الْمُتَعَلِّمُ. Hoca dedi ki, Ebu Hanife dedi ki, لَقَدْ كَشَفْتَ عَنِّي الْغِطَاءَ. Yani gözünden perdeyi kaldırdın. Yani biz Türkçe'de böyle tabir ederiz. Otomot söylediğin zaman benden örtüyü kaldırdı. Böyle söylemeyiz değil mi Türkçe'de? Gözlerimin üstünden, yani beni aydınlattın. Ve cealte era, veya ve cealtu era, yani bu şuru fiil olarak da geçiyor biliyorsunuz. El berekete, yani şeyi gördüm. Yani bereketi görmeye başladım. Fi müzakeretike. Yani senin bu ne diyelim müzakerendir, bu akli muhakemendir, tamam mı? Bu fikri işleme tarzındır. Buradaki bereketi görmeye başladım. Velakin eraite. Yani genelde bu eraite lafzı ne düşünüyorsun, fikrin nedir gibi anlamlara gelir arkadaşlar. وَلَكِنْ اَرَائِتَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يَسِفُ عَدْلًا وَلَا يَعْرِفُ جَوْرَ مَنْ يُخَالِفُ. Yani bir adamı düşün. Bu adam ne diyelim, adil olarak niteleniyor veya işte adaleti niteleyebiliyor. Adaletin sınırlarını ne yapabiliyor? Çizebiliyor. Fakat aynı sınırlarını çizebilmekte
ne diyeyim, sınırlarını çizebilmekle birlikte, adaletin sınırlarını çizebilmekle birlikte, şurada bir bakayım da, adaleti niteleyebilmekte, adaleti anlayabilmekte, kendisine muhalif olan bir kimsenin zulmünü anlayamamak. Ve la adlehu, yan tarafını bilememek. Yesiyahu zelike, yani bu mümkün müdür? Yani bu kişiye, bu durum bu kişiye bir alan açar mı? Bunu bu şeylerden muhafaza eder mi? Yani buranın altına çok şey edebilirsiniz. Ve in yukale ennehu, şöyle denir mi? Ennehu an hakkı. Sen hakkı biliyorsun. Ev huve min ehli, sen hak ehlinlesin denebilir mi? Evet, yani bir adam doğru olanı veya ne diyelim, adaleti, hakkı bilebiliyor, bunu nitelebiliyor. Fakat zulmü, yanlışı bilemiyor. Tamam mı? Muhalifinin hangi konuda böyle zulmettiğini bilemiyor. Onun adaletini bilemiyor. Bu insanın elini kuvvetlendirir mi, kuvvetlendirmez mi? Böyle bir kimseye bilen veya arifler ehlinden, bilen kimselerden şeklinde bir isim verilebilir. Evet, cevaplıyor. Galel alimu, Allah rahmet eylesin, alim dedi ki, İzâ vasafı atle. Yani hakkı söyleyebiliyor. Hakkı söyleyebiliyor. Fakat ve la yarifu cevra men yuhalifuhu. Fakat yani muhalifinin o haksızlıklarını bilemiyor. Hakkı biliyor ama muhalif olduğu kimsenin haksızlıklarını bilemiyor. Fe innehu, bu kimse cahilun bil cevri vel adli. Yani hak ve haksızlık konusunda cahil bir kimsedir. Yani esasında hakkı da bilmiyor demektir. Haksızlığı da bilmiyor demektir bu adam. Ve alem, ya ahi, bil ki, ey kardeşim, bil ki, inne ejhelel esnafi, yani esnaftan kasıt insan, ne diyelim, insan kısımları, insan çeşitleri, insan tabakaları. İnsanların yani ne kadar insan türü aklına geliyor, insan türü derken anlıyorsunuz yani, idrak açısından. Tamam, yani böyle çok entelektüel seviyede olan da vardır. Yani böyle tamamen ben ahmak tarzında olan da vardır. Ortalama olan da vardır. Neyse. Yani bütün insanların en cahili kullar ve erde'ehum menzileten indi, ve bana göre bunların en kötüsü liha'ule bu tür adamlardır. Yani bu tür adam dediği ki, Yani biraz önce soruda sordun, işte hakkı biliyor ama muhalefinin haksızlığını, zulmünü ne yapamıyor? Bilemiyor. Hocam. Evet. Buradaki muhalefinin maksat ne? Yani oradaki anlam ne? Yani kendisi hakkı biliyor ama karşısındaki hakkı bilmeyen kişi olarak mı? Ona mı muhalif deniyor burada? Yok, tartıştığı bir kimse. Tamam, yani bu herhangi bir konu olabilir ya. Yani bak, burada özellikle onu düşünüyorum, yani adil ve cevr kavramlarını kullanıyor. Yani adalet ve zulüm kavramlarını. Yani nedir ki yani sadece doğru veya yanlış söz değil, yani o sözlerin arkasında durmak, tamam mı? Ve onun arkasından bir eylemi getirmek anlamında kullanıyor. Tamam. Yani şeyler, bu kavramlar, yani ben çözebildiğimi söylüyorum arkadaşlar, tamam mı? Yani bu metinlerden anladığım, yani İmam-ı Azam'ın özellikle bu çerçevede kullandığı işte adalet terimidir veya zulüm terimidir. Genellikle böyle bir çerçeveyi ifade ettik kanaatinde. Tartıştın, yani aynı fikirde olmadığın bir kimse
bunu kastediyor. Yani sen bu adamın hangi konuda nasıl haksız olduğunu bilmiyorsan, yani kusura bakma diyor, sen cahilsin diyor yani. Tartışmaya girmeye gerek yok mu yani o zaman? Yani biraz daha sesin çok buğulu geliyor. Feyza yani, sen... Evet yani, söyleyeceğim benim. Ha, bir daha söyle. O zaman mesela şimdi burada sen bu adamın haklılığını bilmiyorsan cahilsin demek, madem o zaman bu kişiyle tartışmaya da girmeye gerek yok demektir mi? Yani girmeye gerekten öte bak. Yani çok ağır bir ifade kullanıyor bu tip insan bak. Yani hakikaten yani Ebu Hanife'nin en çok sevdiğim yönü budur. Spesifik isimler üzerinden gitmiyor bak, dikkat ederseniz. Ne üzerinden gidiyor? Karakterler üzerinden gidiyor. Çok hoş. Bu metnin ne diyelim, muhatap kitlesinin genişliğini de ifade ediyor. Yani bu tür adam için, yani bu tipoloji için, bu karakter için ağır bir ifade kullanıyor. Diyor ki yani bu tip, yani hakkı bildiğini söylüyor ama yani haksızlığın ne olduğunu bilmiyor. Yani bu adam insanlar arasındaki en cahil tiplerdir. Yani haksızlığın ne olduğunu bilmiyor. İnsan ne olduğunu bilmediği şeyin ağına çok rahat düşebilir. Öyle değil mi? Ve en kötüsü diyor yani. En kötüsüdür bunlar. Bundan daha aşağısını düşünemiyorum. İdrak açısından. Yani gerçeği, hakikati görme açısından. Yani bu adam böyle bir imkanı yok. Hocam bu konuşabilir miyim? Evet, konuşabilirsin. Hocam bu şeydeki gibi değil mi? Ya benim anladığım kadarıyla. Mesela kelam ilminde de aynı. Biz Ehl-i Sünnet Maturidi'nin hak olduğunu düşünüyoruz. Ama hariciliği, şiiliği, diğer şeyleri de, fırkaları da işliyoruz. Onların haksızlığını, yani zayıflarını görüp kendimizinkini daha çok şey yapıyoruz, benimsiyoruz. Yok ama yani şimdi ama şöyle... Bir yönden yani, bir yönden. Ya şöyle yani... arkadaşlar konuşmadığımız zaman mikrofonları kapatırsak sesim geri geliyor bana. Yani bu sadece... Yani kelam ilmi açısından düşünmeyin arkadaşlar. Burada aslında bir hayat felsefesi veriyor. Yani şimdi bizim Maturidi gelenekte şöyle de bir anlayış var. Yani bir hakikate karşı bir edep diyebiliriz buna. Yani benden okumuşsunuzdur. En azından Sabuni metnini gördünüz. Anlatıyor. Tamam, eleştiriyor. Şöyledir diyor, böyledir diyor. Ama sonunda da diyor ki Allah-u Alem bismi savabiyiz. Yani bunun doğrusunu Allah bilir diyor. Benim çözebildiğim budur diyor. Anlatabildim ya. Bu da var. Ama burada kastettiği yani adamın hiçbir ilmi altyapısı yok. Yani herhangi bir konuşmayı düşünün. Herhangi bir diyaloğu düşünün. Yani bu kelamın bir diyalog da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yani düşünün bu adam yani haksızlık nedir? Bunu bilmiyor. Bilmeyen adam yani ne yapabilir ki? Yani şimdi bunu bizim kelami tartışmalarda konuşacak olursak yani hiçbir grup yani bu türden değerlendirilmez. Yani bir anlamda birisini siz muhatap alıp tartışıyorsanız en azından belli noktalarda ne diyelim, belli noktada onun belli bir bilgi seviyesine sahip olduğunu kabul ediyorsunuz demek. Anlatayım yani şimdi düşün yani ya indirgemeci olarak düşünmek çok yanlış olur. Karşımızdaki bütün tartışmaları tek bir seviyede görüyoruz. Hepsi işte böyle yani bu enaniyeti getirir. Anlatayım mı? Yani belki karşınızdaki adam bir iki maçtan sizden daha da şey olabilir, fazla da olabilir veya denk olabilirsin. Yani esas olan nedir? Bu ilim alanında, tartışma alanında ikna edebilmektir. Delilleri güçlü ve kuvvetli ortaya koyabilmektir. Nasıl koyuyorsunuz? Tamam. Önemli olan bu. Yani burada Ebu Hanife'nin bize vermek istediği şey de delilli, sağlam, tamam mı? Bilgisayar altyapısı
yerinde konuştuğunu bilen, sorunları çözen, bak yani geçen hafta okuduk yani, Semerkandî çok büyük bir sıkıntı çekiyor, öyle değil mi? Niye? Bulunduğum ortamda her türlü adam var diyor. Çok enteresan sorularla muhatap oluyorum diyor. Yani bu benim muhatap olduğum kitleler arasında hırlısı var, hırsızı var, değil mi? Bunlarla ben nasıl konuşacağım? Nasıl bir adab olması lazım? Konuşma adabı olması lazım. Aslında burada adab-ı muaşeret de var ya. Yani. Her şey var. Bir nevi. Yani nasıl konuşacak? Yani fikirlerini nasıl savunacaksın? İnsan tipolojileri nelerdir? Anlatabiliyor muyum? Yani bunları güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Yani bu sosyal alan, sosyal bilimler, yani burada çok emek gerekir. Niye? Çünkü yani her şey tek bir kalıptan çıkmış gibi değildir. Birbirinden çok farklıdır. Ondan sonra yani kesin böyle matematiksel denklemlerle izah edemeyeceğiniz çok şeyler var. Birbirinize, birbirine aykırı gördüğünüz şeyler bir arada bulabilirsiniz. Anlatabildim mi? Yani ne kadar benzer noktalar olsa da mutlaka her şeyin bir kendine dair nevi şahsılığı var. Nevi şahsına munhasır olma durumu vardır. Ya yani onun için bu alan geniştir ve tecrübe önemlidir. Ne kadar tecrübe edersen o kadar ufkun genişler ama her şeyi kuşatmış olamazsın. Onun için yani böyle çok emek gerektiren bir şey. Nereden nereye vardık ya? Değil mi? Bilmiyorum, o deminki arkadaş gibi Furkan'dı değil mi? Furkan'ın sorusuna inşallah cevap verilmişizdir. Eyvallah. Yani daha detaylı şeyleri metni bitirdikten sonra da konuşabiliriz arkadaşlar. Kafanıza takılan bir takım sorular. Yani biz de ne kadar bilebiliyorsak cevap veririz. Bilemiyorsak bilmiyoruz deriz arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Yani bu adamların örneği şudur. Meseli erbaati neferi. Şu dört adamın örneğine benzer. Dört adamın durumuna benzer. Yutune bi sevbin ebyada. Yani şimdi yani bir ortada bir beyaz ne diyelim, beyaz bir elbise var. Elbise getiriyorlar. Beyaz bir elbise. Feyes'elune cemi'an an levni delike sevb. Ve bunlar birbirlerine soruyorlar. Bu elbisenin rengi nedir? Elbisenin rengi nedir? Feyekul vahidun haulayin erba'ati. Bu dört kişiden birisi diyor ki haza sevbun ahmarru. Bu kırmızı bir elbisedir. Ve yekulul aharu. Diğeri de diyor ki haza sevbun asfaru. Bu sarı bir elbise. Ve yekulü sevbu. Üçüncüsü de diyor ki sevbun esvedi. Bu siyah bir elbise. Ve yekulü rabi'u. Dördüncüsü de diyor ki sevbun ebyadu. Beyaz bir elbise. Fe yukalu lehu. Bunlara sorulur. Ma tekul fi haulâ'i selâseti. Yani bu üç kişinin, dört kişiye, diğer üç kişinin esabu em ehtau. Yani davet ettikleri mi yoksa hata ettikleri mi sorulur. Yani doğru mu yoksa yanlış mı söyledikleri sorulur. Her birinin. Yani diğer üç kişi, tamam sen böyle diyorsun. Diğer üç kişi doğru mudur yanlış mıdır diye sorulur. Feyekulu şöyle cevap verirse. Emma ene fakat alemu enne sevbe ebyada. Evet, ben elbisenin beyaz olduğunu biliyorum. Ve ase en yekuna haulayi kat sadaku. Yani umulur ki diğer üçü de doğru söylemiş olsun. Ve kezalike hâze sınıfu minen nâsi. Yani bu tür insan, bu sınıftan olan insanlar yekûlûne, derler ki
inna na'lemu enne zaniye leyse bi kafir. Yani zina edenin kafir olmadığını biliriz. Ve ase en yekune ellezine yaravne enne zaniye ize zene. Şimdi bu zina edeni görenler neza minhul imanu, ondan iman çıkar, kema yenza'u sirru bari kâne sadiden ve la nükebbiru, şeyin çıktığı gibi, sırrın çıktığı gibi. Buradan bir hemen tercümeye de bakayım, orada nasıl geçiyor, yanlış bir şey de yapmayalım. Ha, elbise, evet. Yani elbisenin çıkarılması gibi, elbisenin çıkarılması gibi imanın da çıktığını söyleriz. Umulur ki o insanlar da doğrudurlar ve biz onları yalanlamayız. Ve yakulune, derler ki in mat in inne men mate, ölen bir kimse velem yahuc, hac etmemiş, fakat etâkel hacce, hacca biri olduğu halde, fe nahnu müsemmihi mu'mine, biz bu kişiyi mümin olarak isimlendiririz. Ve nusalli aleyhi, onun cenaze namazını kılarız. Ve nestağfiru lehu, onun için bağışlanma dileriz. Ve nakdi anhu haccehu, onun haccını kaza ederiz. Ve la kezzibu men yekulu, şöyle diyeni de ne diyelim, yalanlamayız. Mâte yehudiyen ev nasraniyen. Şeyi anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Mantığı anlayabiliyor musunuz? Örnekleri çoğaltıyor. Örnekler. Hocam. Evet. Aslında burada kastedilen şey, biz bunu böyle biliyoruz. İşin doğrusu bu olabilir ama kalplerdekini bilemeyiz demek. Hayır, öyle bir şey değil. Burada söylediği şu. Yani böyle çok aşırı iyi niyetli olan insanlar vardır ya. Evet. Yani onları kastediyor burada. Ya tamam, ben bunun böyle olduğunu söylüyorum. Ama yani onlar da haklı olabilirler arkadaş yani. Ben böyle söylüyorum ama onlar da haklı olabilirler. Ha, o da onun görüşü. Ona da saygı duyalım gibi mi? Yok, onun görüşü demiyor yani. Şöyle ya, diyor. O da öyle yaşıyor ya da. O da bunu bu şekilde yapıyor gibi mi o zaman? Ha, ondan öte, tamam mı? O adamın görüşünün doğru veya yanlış olduğunu bilmiyor. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani ben bunun doğru olduğuna inanıyorum ama yani bu tamamen farklı bir şey arkadaşlar. Tamamen bir bilgisizliği ifade ediyor. Ya 12 de doğru olsun. Ya tamam, benimkine şey ama benimkine aykırı ama 12 de doğru olabilir ya. Doğru olsun diyor. Bak, verdiği örnek. Son örneği gene okuyalım. Çok net bir şekilde anlaşılıyor aslında burada. Ne diyor? İnne men mate, yani bir adam veya inmen ma, yani ölen bir kimse, velem yahuç, hac edememiş, fakat etâkel hacce, yani hac edebildiği halde, yani hacca gücü olduğu halde hac edemeden ölmüş bir adam. Fenahnu nusemmi mu'minen, mümin olduğunu söyleriz, tamam güzel. Nusalli aleyhi, namazını kılarız, cenaze namazını. Ve nestağfiru lehu, onun için istiğfarda bulunuruz. Ve nakdi anhu haccehu, onun hakkını da kaza ederiz. Ama bak, diyor ki şöyle diyeni de yalanlamayız diyor. Mâte yehudiyyen. Bu adam Yahudi olarak öldü. Bu adam Hristiyan olarak öldü. Yani bu kadarını da insan bilmiyor mu yani şimdi? Şimdi adamın mümin olduğuna sen inanıyorsun, söylüyorsun. Ama senin muhalifin diyor ki bu adam Yahudi olarak öldü. Yani bu yalanlamayız diyor. Bu adam da doğru söylüyor. Yani bir adam ya Müslümandır ya Yahudidir, değil mi? Hocam. Heh, evet.
Buradan mürciye ve selefiye karşı bir şey mi konuşuyor acaba? Mürciyenin görüşleri ve selefiyenin. Yani şimdi tabi Ebu Hanife zamanında selefiye tabiri kullanılmıyor. Onu söyleyeyim. Yani ehli hadiste kendilerine öyle diyorlar mı demiyorlar mı? Yani bunlar bizim özellikle kullandığımız tabirler. Yani genelde herkes, her grup kendi hakkında başka ifadeler kullanıyor. Diyor ki ehlül hak diyor. Yani onların bir şeyini yapmak, yani bakmak lazım onlara detaylı. Şimdi kesin şeylerde söylemeden detaylı bakmak lazım. Ondan sonra onların muarızları da onlara bir takım isimler yaftalıyor. Ne bileyim kaderiye diyor, işte cehmiye diyor, değil mi? Muattıla diyor, bilmem ne diyor, bilmem şu diyor yani. İşte diğeri de ehlül adl ve tevhid diyor yani. Mesela mutezile isminin bir kullanımına bakıyorsun yani o ilk zamanda değil, daha sonraki zamanlarda kullanıldığını görüyorsun. İşte maturidilik ismi yani çok sonrasında kullanıldığını görüyorsun. Anlatabildim mi? Burada yani ne diyelim, onlara direkt bir eleştiri şeklinde mi? Yani olabilir, mucizenin bir şeyi de olabilir, kısmı da olabilir. Olmayabilir. Çünkü burada kimlikler dediğim gibi karakterler üzerinden tartışılıyor. Direkt bir kimlik ifade edilmiyor. Falanca grup falan filanca kesin denmiyor. Dolayısıyla net işte şudur veya net budur diye söylemek mümkün değil. Zatında yani buradaki anlattığı tip, tamam mı? Buradaki anlattığı tip yani en aşağı sınıf bir insan. Dolayısıyla karşısındaki yani diğer ne diyelim diğer muhataplarını veya diğer grupları bu şekilde nitelendiriyor demek ne kadar doğru olur onu bilmiyorum. Çünkü hakikaten buradaki insan hiçbir şey bilmiyor. Buradaki insan hiçbir şey bilmiyor. Ama diğerlerinin bir şeyi var, iddiası var yani. Bir mürciyi kalkıp da demez yani. Ben mümin olarak öldüğüne inanıyorum ama sen Yahudi olarak öldüğünü söylüyorsan sana da bir şey demiyorum demez yani. Öyle değil mi? Yani en basitten böyle demez yani. Yani. Bu hakikaten böyle bir insan tipi, saf bir insan tipidir yani, öyle diyeyim. Yani. Hocam. Evet. Müsaadenizle bir şey söyleyebilir miyim? Öyle. Ben burada İmam-ı Azam'ın yapmaya çalıştığı şeyin şu olduğunu düşünüyorum. O mutlak doğruyu tek bir kişinin ya da tek bir mezhebin tekelini almaktan ziyade herkes fikrini söylesin ve bir fikir hürriyetinin savunucusu olduğunu düşünüyorum. Yani mutlak doğru sadece benim söylediğim değil. Yoksa şu en son ifadede yani yalnızca hac vazifesi üzerine farz olduğu halde farza gitmemiş bir kişinin Yahudi ya da Hristiyan da olabileceğini kabul etmek yani çok mümkün görünmüyor. Hoca bunu bile, ya bunu söyleyin de yalanlamayız derken gerçekten fikir hürriyetinin Ya Müdürsün dur yanlış anlaşılmasın. Yalanlamayız derken kendisi demiyor onu. Bak, anladım. Yukarıda insan tipi var ya diyor işte dört kişi vardır diyor. Bunlara sorulur elbisenin rengi nedir diye. İşte bir tanesi dersek işte yani tamam ben beyaz diyorum ama yani diğerlerinde doğru söylediğini farz edelim diyor. Bunu kendisi demiyor, örnek veriyor. İnsan tipini örnek veriyor. Bu insan tipini eleştiriyor yani. Hocam hani kendi bildiğini doğru kabul edip de muhalefinin düşüncesini bilmeyene örnek veriyor değil mi? Yok. Yani muhalif yalan mı söylüyor değil mi? Öyle bir şey değil. Yani adamların cevaplarını da biliyor. Tamam diğer adamların cevaplarını da biliyor. Yani inşallah onlarki de doğrudur. Yani çok böyle iyimser bir tarzda. Bu tipolojiyi anlatıyor. Anladım. Bak, yukarıda ne dedi? Hakkı biliyor. Burada mesela hakkı bilmek ne? Beyaz. Elbisenin beyaz olduğunu. Bunu biliyor mu adam? Biliyor. Ama sanki gaza kurşunu biliyor gibi bir durum var. Ama muhalifinin yani sonuçta diğerleri de bir şey söylüyor değil mi? Kırmızı elbise veya sarı elbise diyerek deme itibariyle zaten muhalif olmuş oluyorlar. Ama bu adamların doğru mu, yanlış mı, haksız mı, haklı mı olduğunu bilmiyorum diyorlar. Açıkçası. Yani doğru olabilirler diyor. Yani bu tip insan yani bütün insanlar arasında en aşağı noktada olan diyor.
Çünkü bir fikri yok bu adamın. Eleştiriyor yani arkadaşlar. Fikir hürriyeti falan değil ya. Onları bir şeye bırakın. Bir kenara bırakın. Yani metnin bütününden, tamam, metnin bütününden insanlığa, insan hürriyetine değer verdiğini çıkarabiliriz. Ama yani farklı şeylere de gitmeyelim yani. Metnin manasına odaklanarak bir şey anlamaya çalışalım. Tamam hocam. Tamam, eyvallah. Bilmiyorum, dediğim anlaşılıyor mu, anlaşılıyor mu? Yani sonuçta arkadaşlar, yani bu ilim hakikaten bayağı uğraşmayı gerektiriyor. Yani böyle hemen bir anda zihninde bir şeyler billurlaşıp bunları net şeylere de dökmek uzun bir zaman alıyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani uzun süre üzerinde düşünmek, konuşmak gerekiyor. Yani bazen söylediğiniz bir şeyden eksiklerini görebiliyorsunuz sonra. Tekrar onları düzeltmeniz gerekebiliyor. Yani bu böyle, yani böyle okuya okuya, ne diyelim, konuşa konuşa, tamam, tartışa tartışa bu işi ilerletmek gerekiyor. Neyse, nereden nereye geldik arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet. Hocam şey. Evet. قال العالم وقال المتعلم bana yani bana böyle bir şekilde gelmiş nasihat gibi. Orancı sorar. Yani hocanın görüşü istiyor, nasihati istiyor. Yani nasihat istiyor, aynı zamanda hocanın birikiminden faydalanmak istiyor yani. Faydalanmak. Hocam yani sanki buradaki durum muhalif kişi yani nasıl hocam Türkçesi. Yok, şimdi şunu söyleyeyim. İsim neydi? Ali miydi senin ismin? Ali Hatip Efendi hocam. Ha, Ali, bak bu galel alim, galel mütallim, bunlar muhalif değil. Evet Fethet hocam. Yani ha, sanki münazaralar adabı öğretiyor. Tabii onu ya onu da diyebiliriz. Aslında birçok şeyi buluyorsunuz yani burada. Buna baktığınız zaman geniş bir bakış açısı sunuyor. Size usul öğretiyor. Onu diyebiliriz. Ve yani işin güzel yanı şu, yani bir karşılıklı diyalog halinde. Yani bu ilim geleneğinde vardır yani. Yani sadece Müslümanlara has olan bir şey değil yani. Yani antik Yunan düşüncesinde de vardır, diğer düşüncelerde de vardır. Yani bu hoş bir metottur, tamam mı? Yani böyle sorulu cevaplı bir şekilde konunun bölümek, yani olayı derinleştirmek, daha geniş bir bakış açısına ulaşabilmeyi sağlamak. Bu şeyi hoştur yani. Bu metinler de o açıdan değerlidir diye düşünüyorum. Evet, devam edeyim arkadaşlar. Yani içerik anlaşıldı diye düşünüyorum. Yunkirune, devam edelim. Yunkirune kavle şiati, bak, ifadeye bak. Şianın sözünü reddediyorlar. Ve yekulüne kavlehum, ama onların söylediklerini söylüyorlar. Yani sen hem karşı tarafı reddedin, hem de onun sözünü paylaşamazsın. Ve yunkirune kavlel havarici, haricilerin sözünü inkar ediyorlar. Ve yekulüne kavlehum, onların sözlerini kabul ediyorlar. Böyle bir şey olamaz diyor yani. Olabilir mi? Yani şimdi sen örneğin Mecusiler diyor ki işte inanı vardır. Sen bunu eleştiriyorsun. Bu böyle olmaz diyorsun. Ama söylediğin şeyle iki tanrı olduğunu söylüyorsun. Bu tamamen yani insan düşüncesi, aklı, fikri, izanı açısından olmayacak bir şey diyor. Onun için insanların en kötüsü, en rezilidir diyor. Ve yunkirune kavlel murciyeti, murciyenin sözünü söylüyorlar. Ve yekulune kavlehum, yani pardon, murciyenin sözünü inkar ediyorlar, kabul etmiyorlar. Ve yekulune kavlehum, onların söyledikleri şeyi söylüyorlar. Ve yaravne tahkika zalike, yani bunun böyle gerçekleşeceğini görüyorlar. Ve tezyife akvali haulail asnafi talifeti. Ne diyelim buraya? Fakat bu üç grubun sözlerinin sahteliğini söylüyorlar. Tam bir çelişki halinde olduklarını söylüyor. Tam hem karşı taraf eleştiriyor ama karşı tarafın eleştirdiği sözünü kendisi söylüyor. Böyle bir şey olamaz. Ve yaravne fî zâlike divâyâtin,
bu konuda bir takım rivayetler görüyorlar. Rivayetler var. Rivayetleri ne diyelim paylaşıyorlar. Mezumune iddia ediyorlar ki enne nebiyyallahi sallallahu aleyhi ve selleme kâleha. Yani Hazreti Peygamber'e Hazreti Peygamber'in söylediğini iddia ettikleri bir takım rivayetleri paylaşıyor. Fakat alimna biz biliyoruz ki ennallaha bak biz biliyoruz ki bak bu ifadelere dikkat edin arkadaşlar. Ennallaha azze ve celle Allah-u Teala innemâ ba'te rasûlehu rahmeten. Peygamberini ne için gönderdi? Rahmet olsun. Liyecma'a bihil firkate. Yani ayrılık olmasın, birliktelik olsun. İnsanları birleştirmek için. Ve liyezidel ülfete. Ne diyelim? Ülfet yani yakınlık, muhabbet, tamam mı? Sevgi ne diyorsam zaten. Bu artsın diye. وَلَمْ يَبْعَثْهُ لِيُفَرِّقَ الْكَلِمَةِ Yani Allah onu yani ayrılık çıkarsın diye, tamam mı? İnsanları tamamen birbirinden koparsın, farklılaştırsın diye göndermedi. وَيُحَرِّشَ الْمُسْلِم۪ينَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Müslümanların bir kısmını diğer kısmına karşı kışkırtsın diye de göndermedi. Ve yezumune onlar iddia ediyorlar ki innema ennehu innema ca'al ihtilafu bihadihi rivayati yani bu rivayetlerde ihtilaf olması li'enne minha nasikan ve mansukan yani bunun neshedeni vardır nesholunu vardır fe nahnu nervi kema seminahu biz duyduğumuz gibi tamam nasıl duyuyorsak o şekilde rivayet ediyoruz. Yani ihtilaflar olabilir. Yani burada bir anlamda şey de görüyoruz. Ne diyelim? Hadis usulü de görüyoruz arkadaşlar. فَوَيْحٌ لَهُمْ Yani yazıklar olsun bunlara. مَا أَقَلَّ اِهْتِمَامُهُمْ بِاَمْرِ اَقِبَتِهِ Yani bunlar ne diyelim? Yani bir emri akıbetim demek yani akıbet Türkçe'de de kullanıyoruz. Son demek yani. İnsanın kapanışı. Yani kapanış nasılsa açılışta o şekildedir. Tam nasıl ifade edelim bilmiyorum. Yani. Akıbet Türkçe'de de kullanıyoruz. Yani bunlar akıbetlerine sonlarına ihtimam göstermiyorlar. Dikkat etmiyorlar. Haythu yantasibune linnâsi insanların karşısına çıkıp feyuhaddisûnehum onlara konuşuyorlar. Bima قَدْ عَلِمُوا اَنَّ بَعْدَهُ مَنْسُوْخٌ Yani bir kısmının tamam mı, mensuh olduğunu bildikleri halde tamam mı, yani herhangi bir hükmünün kalmadığını bildikleri halde tutuyorlar. Bunları insanlara anlatıyorlar diyor. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Yani bunun artık hükmü kalkmış, sanki hükmü varmışçasına insanların karşısına dikip anlatıyorlar. Yani bu bir anlamda ille hakikate hürmetsizlik, saygısızlık olarak ifade ediyor. Vel amelu bil mensuhil yevme yani hali hazırda neshedilmiş bir şeyle amel etmek dalalet nedir? Dalalettir, sapkınlıktır. Feyehudu bihin nasu fe ne diyelim? Yedillune feyedillune ki yani sen onu söylediğin zaman eğer insanlar seni sana değer veriyorlarsa o söylediğin yanlışı alacaklar ve o yanlışı kullanarak ne yapacaklar? Sapıtacaklar. Yanlış yollara gidecekler. Yani burada aslında ilim ahlakını da bize öğretiyor. Arkadaşlar ilim ahlakını da öğretiyor. Yani senin bir sorumluluğun vardır diyor. Bir mesuliyetin vardır diyor. Yani yanlış olduğunun açık ve net olarak bildiğin şeyi tutup insanlara ne yapamazsın? Veremezsin diyor. Yani verdiğin, paylaştığın birikimden, görüşten de mesulsün.
Ama yani bu tip adamlar da vardı. Yani burada örnek verdi. Tip bu mesela. Vakat na'lemu. Hocam şey. Evet. Burada bir, ben bilmiyorum, görüşüm şey. Bir ilk var. İstidlal yaptığımız zaman doğru bir şekilde yapmak lazım. Mesela onlar görüşleri mensuh ile yapmışlar. Bunun için dalalata gitmişler. Yok, mensuhun mensuh olduğunu bile bile yapıyorlar onu. Bile bile. Ha. Tabii sanki şey mensuh olmamış gibi. Olmamış gibi. Ha. Tabii o şekilde insanlar anlatıyorlar. Yani insanlar da onu sanki böyle olması gereken hükümmüş gibi sarılıp uyguladıkları zaman yanlış şeylere sapabilirler diye onu söylüyor yani. Vakat ha, görünüyor değil mi arkadaşlar? Şöyle şey yapalım ya, metnin heyecanına dalınca insan gözünün önündeki şeyi unutabiliyor. Evet. Vakat na'lemu, biz biliyoruz ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber lem yekun li yufessiren ayeten vahidete ala nev'ayni. Yani Hazreti Peygamber bir ayeti iki şekilde yorumlamamıştır. Yani burada iki şekilde yorumlamamışlar da şunu anlamak gerekir arkadaşlar. Yani birbirine zıt iki anlamda yorumlamamıştır. Fema kâne minel Kur'ani nasihan. Eğer yani Kur'an'dan nasih olan bir şey varsa, nesheden bir şey, Kur'an'dan nesheden bir şey varsa, yani Kur'an'ın bizatihi o parçasının neshettiği, neshedici olan bir şey varsa, anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Bu kadar çok bastırarak söylüyorum. فَسَّرَهُ الْجَمِيعَ النَّاسَ نَاسِحًا. Eğer Kur'an'dan bir şey nasih ise, insanlara da o şekilde nasih olarak açıklamıştır. Tamam, yani nasih-i mensuh, mensuhu da nasih olarak açıklamamıştır. Ve kederlikel mensuha. Mensuh da böyle. Fesserahu li cemiyin nasi mensuha. Eğer bir şey mensuh ise anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Yani bunun çok şeyine girmiyorum. Türkçesine girmiyorum yani. Bir şey mensuh ise onun onu da insanların mensuh olarak anlatmıştır. Ve emmel ahbaru. Yani bu hükümler, tamam mı? Nasih ve mensuh hangi şeyde geçerlidir? Hükümlerde. Ama bir de bundan başka neler var? Haberler var. Ve emmel ahbaru ve sıfatu. Sıfatlar. Elleti kat kânet. Yani bir takım sıfatlar. Fe innehu leyse fî şeyin minhâ mensûkun. Yani haber ve sıfatlarda nasih ve mensuktan bahsedilmez. Tamam, nasih ve mensuk ne için geçerlidir? Hükümler için geçerlidir. Şu vardır veya yoktur. Tamam, şu ne diyelim? Şu geçerlidir veya şu geçersizdir. Bir hükümlerde var. Ama haber veriyor. İşte filanca filanca gitti, şunu aldı, aldı bunu başkasına verdi. Bu bir nedir? Haberdir. Ve işte bir takım sıfatlar, özellikler açıklanıyor. Bunlar da nasih ve mensuh söz konusu olmaz diyor. Ve inneme dehalen nasihu ve mensuhu fil emri ve nehyi. Yani nasih ve mensuhun geçerli olduğu şey nedir? Emir ve nehidedir. Yani bir şeyin emredilip veya nehyedilmesi durumundadır. İşte şunu şöyle yapın veya yapmayın şeklinde ifade edebiliriz.